tüm gece uyumadım Nil Anka ve Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm Beni kandıramazsın Ümmü'de. Beni kandıramazsın. Bak dediğim gibi oldu. Maşallah. Nazar değmesin. Analizlerim çok iyi. En başından beri ya tamam 4070, 4060 Ti, 4060, 4060 Okey abi alıyorsun. Yani performansı iyi oynuyorsun. Ama 4080, 4090'ların 3000 serisine kıyasla o kadar devasa bir performans artışı vardı ki Ulan 4060, 4060 Ti, 4070 bizim beklediğimiz şeyler değildi. Hep bu yönde eleştirdik zaten. Ve bugün anlıyoruz ki Nvidia'nın bir planı varmış. Bakın karşımızdaki ekran kartı Asus Dual RTX 4070 süper ekran kartı. Zaten Dual'in kendi başına performansına videonun sonuna doğru bakacağız. Bugün RTX 4070 süper ekran kartı arkadaşlar içerisinde 7168 CUDA çekirdeğini barındırıyor. Burası önemli çünkü 4070'e geldiğimiz takdirde ise 4070'te 5888 Kuda çekirdeği bulunuyor ve şu anda bu ekran kartın ikisinin de çıkış fiyatı 599 dolar yani bugün 4070 ile 4070 super arasında çok devasa bir Kuda çekirdek farkı bulunuyor. 4070'te 184 4070 süper ekran kartında 224 tane tensör çekirdeği bulunuyor. Retracing çekirdeğine baktığımız takdirde ise 4070'te 46 retracing çekirdeği, 4070 süper ekran kartında 56 retracing çekirdeği bulunuyor. Sanki, sanki ben bunları yemem. Bak Nvidia'nın bir planı varmış abi. Çünkü neden? Biz en son süper ekran kartlarını 2000 serisinde gördük. 3000 serisinde süper ekran kartları bulunmuyor. Demek ki Nvidia'nın burada bir planı varmış. Ve aslında 4070 ekran kartı buydu dedi ki Hacı bunların bu benim teorim. Ya yani bu kesin bir şey değil. Hacı biz bu 4070'i yaptık da acaba şöyle bir şey mi yapsak? Bunun özelliklerini birazcık kısın. 4070 diye bir satın. Bir tur onları sattılar döndürdüler böyle Ve bugün şunu görüyoruz ki biz Evet aslında 4070 Super olan 4070 karşınızda O zaman performansa bakalım Arkasından konuşacağız Bu arada performansa geçmeden önce bir eleştiride bulunmak istiyorum Bu 12 GB ne? 7800 XT ekran kartı 16 GB 4060 Ti'nin 16 GB'ı var ama 4070 Super ekran kartı halen de 12 GB Gerçi 4070 Ti'ye baktığımız takdirde 4070 Ti'de de 12 GB'lık bir bellek var Bu bellek kapasitesi bu tarz ekran kartlarına yakışmıyor we want to Ve sistemimize baktığımız zaman daha önce ben bu sistemi toplamıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz bak arkadaş şu anda. içerisinde Asus ROG Strix X670E e Gaming Wi-Fi anakart bulunuyor. İşlem tarafında ise 7950 x 3 işlemci bulunuyor. Burada çok üst segment bir işlemci bulunmasında bir sakınca yok arkadaşlar. Çünkü yapmış olduğum ekran kartı testinde bu ekran kartını karşılaştırdığım bütün ekran kartları aynı işlemciyle test edildiği için aradaki siz farkı göreceksiniz. Ve bizim buradaki amacımız ise bir FPS bile kayıp olmasın diye en güçlü ekran kartını kullanmak En güçlü işlemci ekran kartı testinde kullanmak zorundayız. Bu bir zorunluluk. RAM tarafında XPG'nin 6400 MHz CL32 RAM'lerini kullandık. Power supply kısmında ise 1000 Watt'lık 80 Plus Gold sertifikalı yine Asus'un yeni nesil ATX 5.0, RTX 3.0 pardon PCI Express 5.0 destekli power supply sistem içerisinde kullanıldı. Şimdi testte kullandığımız ekran kartları arkadaşlar tabii ki de burada bir RTX 4070 ekran kartımız, 4070 Ti ekran kartımız ve haliyle Asus Dual serisinden biraz sonra bu ekran kartına bakacağız. RTX 4070 ekran kartı bulunuyor. Bir de orada performans olarak bu ekran kartlarına konumlandırabileceğimiz bir ekran kartımız var. Aris 7800X de ekran kartı. Burada güncel ve birbirleriyle rakip olan ekran kartlarını teste dahil ettim ama burada önemli bir nokta arkadaşlar. Biraz sonra göreceksiniz. Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda DLSS 3.0 Frame Generation özelliği bulunuyor. Yani bu ne anlama geliyor? Nvidia destekli ekran kartlarında Frame Generation'ı çalıştırabiliyoruz ve Frame Generation sayesinde performans uçuyor. Ama biliyoruz ki AMD ekran kartları DLSS 3.0 Frame Generation destekli Demiyor. Ne yaptım? Geçen hafta bunları sizlere göstermiştim arkadaşlar. FSR üst sıfır modlaması ile birlikte AMD ekran kartı için Cyberpunk 2077 ve Alan Wake 2 oyununda frame generation'ı çalıştırdık. Ve bu modlama sayesinde bütün şartları eşitledik ve kartları yarıştırmış olduk. Burada önemli bir hatırlatma. Geçen videoda ben bundan bahsetmiştim ama siz bunu gözden kaçırdınız galiba. Bu yapmış olduğumuz modlama oyundaki DLSS üst sıfır frame generation'ı FSR üst sıfır frame generation'a dönüştürüyor. Biz bu sayede DLSS üst sıfır frame generation'ı desteklemeyen ekran kartlarında bu modlama ile birlikte FSR 3.0 frame generation'ı çalıştırabiliyoruz. E haliyle siz de biliyorsunuz ki bunu kabul etmek gerekiyor. DLSS 3 ile FSR 3.0 arasında bir görüntü kalitesi bulunuyor. Ama şunu söylüyoruz ki hiç yoktan iyidir. Bakalım performans nasıl olmuş hızlı bir şekilde gözlemliyoruz. Burada Cyberpunk 2077'ye giriyoruz ve yapmış olduğum bütün oyun testlerinde çözünürlüğüm 2K. 2K çözünürlük değil mi? ve Ultra Ray modunda RTX 4070 süper ekran kartı 125 FPS alıyor. 4070'e kıyasla çok ciddi şekilde bir performans artışı var. Özellikle burada işin içerisine Ray girdiği takdirde özellikle Nvidia destekli oyunlarda AMD ekran kartlarının retresik performansını biliyoruz ve burada retresik anlamında Cyberpunk 2077'de durumlar sıkıntılıydı. Onun için 7800 XT'yi burada geçiyoruz. Alan Wake 2'ye geldiğimiz zaman yine burada High Retracing modundayız ve RTX 4070 Super ekran kartı 102 FPS aldı. Öyle ki arkadaşlar RTX 4070 Ti ekran kartına yaklaştı. Valorant'a geldiğimiz zaman yine burada en yüksek performans veren ekran kartlarından bir tanesi oldu. Doom Eternal'a geldiğimiz zaman Retracing modunu kapattım, DLSS'yi kapattım ve en yüksek grafik ayarı modundaydım. Burada RTX 4070 Super ekran kartı 272 FPS ile 4070 Ti'de yani 4070 Ti'ye göz kırpıyor. Apex Legends'a geldiğimiz takdirde yine burada Apex Legends'ta da yüksek bir performansı sergileyebildi ama burada 7800 XT ekran kartının bir tık bir tık diye ciddi bir şekilde geride kaldığını görebiliyorsunuz. 7800 XT'nin gerisinde kalıyor. Call of Duty Warzone'a geldiğimiz takdirde arkadaşlar burada ciddi şekilde 4070'i geçiyor. 7800 XT ile 4070 Ti kafa kafaya gidiyor burada. Ama 4070 süper ekran kartında 4070'e kıyasla çok ciddi şekilde yüksek performans aldığını görebiliyoruz. God of War'a geldiğimiz takdirde burada 123 FPS'lik bir performansla 7800 XT ve 4070 Ti'ye benzer bir performans sergilediğini bu ekran kartı için görebiliyoruz. Burada resmen RTX 4070 ekran kartı üvey evlat muamelesi görüyor. Tomb Raider'e geldiğimiz zamansa yine 186 FPS'lik bir performansla 4070 7800 XT gibi ekran kartlarının rahatlıkla geçiyor. Bannerlord'a geldiğimiz zamansa 192 FPS'de 4070'i çok ciddi şekilde geçebiliyor. CS2'ye geldiğimiz zaman yine burada yüksek performans veren ekran kartlarından bir tanesi oluyor ve Raider'e 2'ye geldiğimiz zamansa arkadaşlar 165 FPS'lik performansla 4070'i geçiyor ama 4070 Ti bile 7800 XT'nin gerisinde kalıyor. Tüm bunları gözettiğimiz takdirde arkadaşlar 11 tane oyun testi yaptım ve bu 11 tane oyun testinin ortalamasını aldığım zamansa burası önemli. Testlerdeki en zayıf halkamız RTX 4070 ekran kartı olmuş ve elimizdeki 4070 süper ekran kartı 4070'ten %15 daha güçlü. Baktığımız zaman yani 4070'ten çok üstte 4070 Ti'nin yakınında ve rahatlıkla burada 7800 XT ekran kartını da 4070 süper ekran kartı çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Şimdi burada bir diğer noktamızsa fiyat performans tablosu. Fiyat performans tablosuna geldiğimiz takdirde arkadaşlar yani 1 dolar karşılığında almış olduğumuz FPS'e baktığımız zaman burada en zayıf halkamız RTX 4070 Ti oldu. 4070 Ti 799 dolarlık fiyatıyla gerçekten de pahalı bir ekran kartı. Çıkış fiyatı bu şekilde. Ha, Türkiye'de farklı olur, Amerika'da farklı olur, orada farklı. Bu ekran kartlarının çıkış fiyatlarını baz alıyoruz ve fiyat performans anlamında RTX 4070 süper ekran kartı 4070'ten de 4070 Ti'den da daha iyi bir performans sergiliyor. Ama fiyat performans anlamında 499 dolarlık fiyatıyla 7800 de fiyat performans olarak diğerlerinden çok daha güçlü olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki de burada AMD tercih eder misin, etmez misin, Nvidia tercih eder misin, etmez misin? Bunlar sana kalmış şeyler. Ben sana sonuçları gösteririm para senin kafana göre nasıl istiyorsan öyle hareket edebilirsin. Watt bölü performansa geldiğimiz takdirde burası önemli arkadaşlar. Yani 1 Watt karşılığında almış olduğumuz FPS'e baktığımız takdirde burada en zayıf halkamız 7800 XT ekran kartı oldu. Çünkü 7800 XT ekran kartı tüm ekran kartlarından daha fazla güç tüketti ve buna karşılık RTX 4070 süper ekran kartı testteki tüm ekran kartlarından daha iyi bir performans sergiledi. Yani Watt bölü performans anlamında RTX 4070 o kadar iyileştirilmiş ki arkadaşlar verimlilik anlamında 4 4070 Ti'yi bile geçiyor. Ama dediğim gibi ben sana testleri söylerim, sonuçları söylerim. Gerisi sana kalmış. Peki oyunun dışında buradaki ekran kartlarımızı render işlerinde veya farklı farklı görevlerde kullanmaya kalktığımız zaman performans sonuçları nasıl olmuş diye geldiğimizde arkadaşlar özellikle burada RTX 4070 süper ekran kartının kuda çekirdeğinin baya baya bir yükseltilmesinin sonucunda mesela en bariz örneklerden Blender testinde çok ciddi şekilde RTX 4070 süper ekran kartı RTX 4070'ten çok çok yüksek bir performans sergileyebilirsiniz biliyor. Buradaki performans farkı %20'lerden bile bir tık fazla. Yani burada Blender, Adobe Premiere gibi eğer bu uygulamaları kullanacaksanız RTX 4070 Süper ekran kartının 4070'e kıyasla yüksek bir kuda çekirdeğinin bulunması nedeniyle ciddi şekilde performans sergiliyor. Yine burada FireStruck Extreme testine geldiğimiz zaman her zaman olduğu gibi AMD ekran kartları saf güçte, saf performansta net bir şekilde 7800X de ekran kartı 4070 Ti'dan da diğer tüm ekran kartlarından da daha yüksek bir performans geliyor burada retroik performansına geldiğimiz takdirde Burası önemli arkadaşlar 3mark Port Royal testinde en düşük ekran kartımız beklediğimiz gibi 7800x de ekran kartı oldu ve burada Port Royaldeik testinde 4070 ile 4070 süper ekran kart arasında çok ciddi bir fark olduğunu görebiliyoruz ve bu klasmanda Belki de bizim en çok kullanacağımız ekran kartımız ekonomik olmasıyla birlikte de Asus Dual ekran kartı biliyorsunuz Asus tarafındaki Rock TUF ekran kartları, ROG Strix ekran kartları çok daha pahalı olduğu için ve aslında çok da güzel ekran kartları ama Asus Dual ekran kartları özellikle biz hazır sistemlerde bu ekran kartını çok daha fazla göreceğimiz için burada Asus Dual 4070 Super ekran kartı çok daha mantıklı bir inceleme. Bu ekran kartı dual diye küçük bir ekran kartı olduğunu düşünmeyin. Ekran kartı çift fanlı devasa bir dual ekran kartı. Ve buradaki ekran kartımıza baktığımız zaman iki tane burada çift fanla geliyor. Ve bu fanlarımız arkadaşlar çift bille mimarisi ve kapalı fan devre ile birlikte arkadaşlar direkt olarak soğutma bloğunu soğuk havayı yüksek bir basınçla basıyor. Ve gerçekten de oyun performansına sen de şu anda canlı canlı görüyorsun. Kasamızın ön tarafı yanları kapalı olmasına rağmen sıcaklık anlamında 61-62 derece çok çok verimliydi. Ama burada sizlere tavsiyemse ortam koşullarının 24 derece olduğunu unutmamak gerekiyor. Ekran kartımızın arkasında bir backplate var. Ve özellikle burada ekran kartının yeni dual ekran kartının ben tasarımını beğeniyorum. Burada saydam bir yüzeyle birlikte saydam olmayan yüzeyleri harmanlamışlar. Güzel bir tasarımı bulunuyor. Özellikle burada arkadaki backplate'imizin metal olması önemli. Çünkü metal de hem devreleri koruyor hem de soğutmaya direkt katkısı var. Ve ayrıca ekran kartı üzerinde performans bios ve sessizlik odaklı bios. Bios bulunuyor. Ve ekran kartı fabrikasyon olarak performans BIOS'una geliyor. Biz de yapmış olduğumuz testlerde ekran kartını ve ekran kartlarını performans modunda test ettik. Her zaman söylediğim bir şey var. Ben sana test sonuçlarımızı gösteririm. Gerisi sana kalmış. Evet bugün Artist 4070 süper ekran kartı almak istiyorsan A'dan Z'ye bütün noktaları sana anlattım. Yorumlarda mutlaka konuşalım. Beklediğin gibi miydi? Yorumlarda konuşalım.